Soruda gümüş oksidin aşağıdaki denkleme göre çözündüğü belirtilmiş. Buna göre her 2 mol gümüş oksit çözündüğünde 4 mol gümüş ve 1 mol moleküler oksijen açığa çıkıyor. Bu denkleme göre 1,22 atmosferlik basınçta ve 30 santigrat derecede 1,50 litre oksijen gazı üretilmesi için kaç gram gümüş okside ihtiyaç duyulur? Videoyu burada durdurarak soruyu kendinizle de çözmeyi deneyebilirsiniz. Burada size minik bir ipucu vermek istiyorum. Genellikle ürün kısmında kaç mol oksijen olduğunu bildiğimiz sorularda mol cinsinden gümüş oksit miktarının bunun iki katı olması gerektiğini düşünürüz. Çünkü burada gördüğünüz gibi mol açısından gümüş oksidin moleküler oksijene oranı 2'ye 1. Ancak burada ürün kısmında kaç mol moleküler oksijen ortaya çıktığını bilmiyoruz. Sadece hacim, basınç ve sıcaklık verilmiş. Buradaki ipucu aslında ideal gaz yasası ile alakalı. Bu yasaya göre PV eşittir NRT'dir. N'yi bulmaya çalışalım ki N değeri mol sayısını ifade ediyordu. Dolayısıyla her iki tarafı da RT değerine bölebiliriz. Buradan da pv bölü rt değerinin n'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Soruda da aslında bu değerlerin kaç olduğu verilmiş. Basınç değeri burada verilmiş. Hacmi de burada görüyoruz. İdeal gaz sabitinin de kaç olduğunu kaynaklara bakarak bulabiliriz. Sıcaklık da verilmiş. Sadece bunu Kelvin'e dönüştürmemiz lazım. Burada size yardımcı olması açısından sabit değerlerin bazılarını ve dönüşümlerin nasıl olacağını da vereyim. Tüm bunları verdiğime göre soruyu kendinizde çözmeyi deneyebilirsiniz. Şimdi hep birlikte soruya bakalım. Oksijenin mol sayısının oksijen basıncına eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yani 1,22 atmosfer çarpı oksijenin hacmi bu da 1,50 litreye eşit. Bunu da ideal gaz sabitine bölmemiz lazım. Burada atmosfer, litre ve kelvin cinsine uygun olan ideal gaz sabitini kullanmamız gerekiyor. Bunun için de ortadaki ideal gaz sabiti değerini kullanabiliriz. Şöyle altını çiziyorum. Evet, yani yukarıdaki değeri 0,08206'ya bölmemiz lazım. Birimlerini de yazayım. Litre çarpı atmosfer bölü mol çarpı kelvin. Bu ideal gaz sabitinin değeri. Daha sonra bunu Kelvin cinsinden sıcaklıkla çarpmamız lazım. Burada bize iki anlamlı basamak verildiğini görüyoruz. Bu arada bu sıfır sayısı aslında birler basamağı yani anlamlı basamak. Neyse. Sıcaklığı Kelvin'e çevirmek için de buna 273 eklemek gerekiyor. Buradan da bunun 303 Kelvin'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Birimlerin doğru olduğundan emin olalım. Bu ikisi birbirini götürür. Bunlar da birbirini götürür. Bu ikisi de birbirini götürdü. Payda kısmında mol değeri bölen olduğundan bunu pay kısmına mol olarak geçirebiliriz. Bu da yaklaşık olarak şuna eşit olur. 1,22 çarpı 1,5 bölü 0,08206. Bunu da 303'e bölmemiz lazım. Evet, hesap makinesinden bu işlemin sonucunun bu değere eşit olduğunu bulmuş olduk. İlk olarak kaç tane anlamlı basamak olduğuna bakalım. Bu ikisinde de 3 anlamlı basamak var. Aşağıda ise 3'ten daha fazla anlamlı basamak olduğunu görüyoruz. Burada da 3 anlamlı basamak var. Dolayısıyla bu ifadeyi 3 anlamlı basamağa yuvarlayabilirim. Bu da 0,0736 eder. Yazalım. 0,0736 mol moleküler oksijen. Bu basınç ve sıcaklık değerinde bu kadar oksijen üretmek için ne lazım? Mol cinsinden bunun iki katı kadar gümüş okside ihtiyacımız var. Çünkü öncesinde de dediğim gibi ürettiğimiz her bir mol moleküler oksijen için bunun iki katı kadar gümüş oksidimizin olması lazım. O zaman bunu 2 ile çarpalım. Bunu da 3 anlamlı basamağa yuvarlayalım. Buradan 0,147 gelir. Yani yaklaşık olarak 0,147 mol gümüş oksit üretmemiz gerektiğini söyleyebiliriz. Ancak soruda kaç mol gümüş okside ihtiyacımız olduğu sorulmamış. Kaç gram gümüş oksit diye sormuşlar. Dolayısıyla bunu mol kütlesiyle yani molar kütleyle çarpmamız lazım. Bunun için de ilk olarak gümüş oksidin mol kütlesini bulalım. Buraya yazabiliriz. Gümüş oksidin mol kütlesinin gümüşün mol kütlesi çarpı 2 artı oksijenin mol kütlesine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bunu bulmak için periyodik tablodan yararlanabiliriz. Gümüşün mol kütlesi 107,87. Oksijenin ise 16,00. Yani her bir gümüş için bu değerin 107,87 olduğunu söyleyebiliriz. Oksijenin de 16,00 olduğunu söylemiştik. 107,87 çarpı 2 işte bu değere eşit. Virgülden sonra 2 basamak oldu. Yani sayı %1'lerde kaldı. 16,00'da da %1'ler basamağı var. Buradan 231,74 gelir. Bunların hepsinde %1'ler basamağı var. Kaç anlamlı basamak olduğunu bu şekilde anlayabiliriz. Buradan da gümüş oksidin mol kütlesinin 231,74 gram bölü mol olduğunu bulmuş olduk. Mol cinsinden gümüş oksit miktarını 231,74 gram bölü molle çarpalım. Burada moller birbirini götürür. Elimizde sadece gram kaldı. Aslında soruda bizden istenilen de tam olarak bu. Bu da yaklaşık olarak bakalım neye eşit olacak. Burada 3, burada da 5 anlamlı basamak olduğuna göre sonucu 3 anlamlı basamağa yuvarlayabiliriz. Bu değeri 0,147 ile çarptığımızda sonuç bu çıkar. 3 anlamlı basamak olsun diye bunu da 34,1'e yuvarlayabiliriz. Yaklaşık olarak 34,1 gram gümüş oksit. Yani bu kadar oksijen üretmek için işte bu kadar gümüş oksit gerekiyor.